Şok ifşa, Türkvanın taciz sırları deşifre oldu. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurucuları arasında olduğu Türkiye Gençlik Vakfı, bu kez taciz skandalıyla gündeme geldi. TÜKVA IDIR İl Temsilcisinin, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan olduğunu söyleyerek İlahiyat Fakültesindeki çok sayıda kadın öğrenciyi kandırdı ve taciz etti. Tacizin yazışmaları, ses kayıtları olsa da TÜKVA zarar görmesin diye soruşturma bile açılmadı. TÜKVA'da 2016-2017 yıllarında yaşanan ve üzeri örtülen taciz skandalı, Ebu Bekir Öztürk 22 Aralık 2016'da Tükva Iğdır İl Temsilciliğine getirildi. Pek çok şehirde olduğu gibi Iğdır'daki üniversite ile Tükva iç içe geçmiş, birlikte çalışıyordu. İlahiyat Fakültesinde Tükva'nın odası vardı. Öğretim üyeleri öğrencileri Tükva'ya yönlendiriyordu. Ama bir süre sonra vakıfta sadece kadın öğrenciler olması Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü'nün bile dikkatini çekti. 2017'deki Tükvanın İstanbul Gençlik Buluşması'na da sadece kadın öğrenciler götürülmüştü. Rektörlük Vakfa, neden sadece kız öğrenciler gitti, erkek öğrenci yok mu diye tepki gösterdi. 2017'de Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi 3 kadın öğrenci, üniversitede öğretim üyesi olan rektör danışmanı yardımcı doçent doktor Osman Bayraktutan'ın kapısını çaldı ve yaşadıklarını anlattılar. Delil olarak ses kayıtları, Ebubekir Öztürk ile yazışmalarının ekran görüntülerini verdiler. İsmi gizli kız öğrenci o dönem şunları söyledi: "Bizi Tükva'ya Iğdır Üniversitesi'ndeki hocalarımız yönlendirdi." Vakıfta sadece bayan arkadaşlar görev yapıyordu. Kağıt üzerinde isimleri olan erkek arkadaşları biz hiç görmedik. Ebu Bekir Öztürk kendisinin Milli İstihbarat Teşkilatı personeli olduğunu ve Iğdır'a gizli bir görevde olduğu, bekar olduğunu, Vakıfta sadece perde görev yaptığını, kızlarla iletişim kurarak bilgi topladığını anlatıyordu. Bu şahıs kod adlarıyla hesaplar açarak bizlerle konuştu. Bana karşı ilgisinin olduğunu söyledi. Birçok arkadaşımız bu kişinin korkusundan yatay geçiş yapıp il değiştirmek zorunda kaldı. Birçok kız hakkında ilişkide bulunduğunu bizlere söyledi. Kendilerini kimsenin dinlemediğini anlatan kız öğrenci bu kişi herkesin özel hayatıyla ilgili bilgilere sahip olduğu için kimse bize yardım etmedi. Osman Hoca'nın yanına gittik dedi. Osman Bayrak tutan, 2017'de öğrencilerle görüştükten sonra TÜKVA Genel Merkezi'ne şikayet dilekçesi gönderdi. Bayrak tutan yazısında TÜKVA IDIR temsilcisi Ebu Bekir Öztürk'ün İlahiyat Fakültesindeki ve fakülte dışındaki bayan öğrencilerin nasıl istismar ettiğini bilgi ve belgelerle anlatacağını ifade ediyordu. Osman Bayrak tutan öğrencilerden öğrendiği Ebu Bekir Öztürk'ün sosyal medyada kullandığı kod adlarını şöyle sıraladı. Osman Bayrak tutan buna kanıt olarak Koray Akkod adını kullanan Ebu Bekir Öztürk ile ismi gizli öğrencinin yazışmasının ekran görüntüsünü ekledi. İddiasına göre, bu mesajlarda Ebu Bekir Öztürk, öğrenciye bak senden hoşlanıyorum yazıyor. Of abi dalga geçme diye yanıt alınca ne dalgası ya? Bunun dalgası mı olur? Seni gerçekten çok beğeniyorum aklındasın hep yazarak ısrar ediyor. Bu öğrenci, daha sonra Ebu Bekir Öztürk'e gönderdiği mesajda evli ve çocuğu olduğunu öğrendiğini anlatıyor. Seni tanıdığım, abi dediğim güne lanet ediyorum yazıyor. Dilekçedeki iddiaya göre, Ebu Bekir Öztürk ile öğrenci arasındaki yazışma özetle şöyle. Ebu Bekir Öztürk, biraz kafamı dağıtmam lazım. Onun için ısrar ediyorum. Öğrenci, ama içim el vermiyor abi. Sen ve ka, öğrenci, yapamadım ya. Ebu Bekir Öztürk, saçmalama kardeşim gerek yok. S, S se nasıl sence? Olur mu? Ya da M, öğrenci, sevgilisi var abi. M nasıl olacak ki? Ebu Bekir Öztürk, seni teşkilatta görmüş filan dersin. Bu dönemde dilekçenin ulaştığı TÜKVA Genel Merkezi'nde teşkilat koordinatör yardımcısı olan Ramazan Aydoğdu disiplin incelemesi başlattı. Osman Bayraktutan'ın verdiği belgeler dışında başka bir yazışmanın ekran görüntüsüne ulaşmıştı. Bilinmeyen bir numaradan Ebu Bekir Öztürk'ün kullandığı telefon numarasına iki başörtülü öğrencinin fotoğrafı gönderilmişti. Fotoğrafı gönderen kişi Seka, bizim sınıfta, her hemşon hem şu yazmıştı. Ebu Bekir Öztürk ise çok tatlıya Bayıldım ya buna diye yanıt vermiş ve gözü kal şeklinde emojiler göndermişti. Osman Bayrak tutanın dilekçesinin sonunda şoke eden bir teklif vardı. Konu halledildikten sonra İlahiyat Fakültesi Derneğimiz bünyesinde bulunan ve şu an yurt yapması için Diyanet'ten yardım talebinde bulunduğumuz 6 dönüm arazimizi protokol çerçevesinde TÜKVA'ya vereceğimizi beyan eder saygılar sunarım. Ancak tüm bu bilgiler, belgeler, raporlar, yazışmalar yıllarca bir sır olarak kaldı ve üste örtüldü. Bir dönem sonra Ebubekir Öztürk'ün yerine başkası atandı. Olay soruşturulmadı, yargıya intikal etmedi. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.